Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet imani Kur'aniyede sabit, daim, kayım, sayım eylesin inşallah. İştirak-ı amal uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Rızası dairesinde hareket ettirsin. Rahmet-i ilahi tecelli ettirsin. Tevfikini refik eylesin. İnşallah. Amin. Bu akşamki dersimiz 20. sözdeki peygamberler kısaları bu asra nasıl bakıyor? Mesela Yunus Aleyhisselam'ın mazar olduğu Esma, daha başlamadı bir mukade yapayım diyorum. Yunus Aleyhisselam'ın mazar olduğu Esma, asrın tamircisinde de bu Esma olması lazım. Ki bu asrın tamircisi Yunus Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, Ad ve Semud vesaire peygamberlerin zamanındaki günahların daha genel ve umumi işlendiğine göre bu asrın imamı o zaman o peygamberin mazhar olduğu, tamirci olarak olan o peygamberin mazhar olduğu Esma'ya mazhar olması lazım. Çünkü mesela diyorsun ki bu okulun, bu kursun, bu devletin mesulusun diyorsun. Mesulsun buradan ama yetkin yok. Olmadığı gibi bu asrın mebusu olan üstadımız ve Risale-i Nur mesul ise yetkisi de olması lazım. Mesul olup yetki olmazsa olmuyor. Şimdi o zaman mesela Yunus Aleyhisselam'dan başladım. Bir de diğer peygamberleri de vereceğim ama şimdi Yunus Aleyhisselam ondaki nuru ehadiyet nerede inkişaf etti? Balıkta. Bunu balıkta olduğunu söylüyor. Sureti Kur'an'da söylenildiği gibi. Mesela ahit sandığı gibi. Yani anlaşma yaptığımız, akitlendiğimiz, ahitleştiğimiz, protokol yaptığımız o protokolün muhafaza edildiği sandık gibi. Yunus Aleyhisselam'ın sureti Kur'an'da anlatılıyor. Asrın imamı ne yaptı? Yunus Aleyhisselam'ın üç tane karanlığı var dedi. Hep bilen insanlarsınız da burada bir maksadım da şey yapacağım örnek için. Üç tane karanlık var diyor birbiri içinde. Gece karanlık, deniz okyanusun içi karanlık, balığın içi karanlık. Şimdi biz bu Esma'ya mazhar olmak için balığın içine mi gireceğiz? Onda inkişaf eden Esma bizde de inkişaf etsin diye böyle bir sureti mi bekleyeceğiz? Ustad işte diyor bu asra uygun manası ne? Onun gecesi bizim istikbal diyor. Onun denizi bizim dünya hayatımız. Onun hutu balığı bizim de nefs emmaremiz. Çok elhamdülillah yani yaşanabilir ve uygulanabilir bir asın Yunus Aleyhisselam, Yunus Vari hal kesmetmek için bu. Kastamonu 131'de onu da açayım. Bakayım Adem, Davud, İbrahim, İsa, Musa, Süleyman, Nuh bakayım nerede? Nuh da burada. 131. Onu da bir örnek göstereyim. Yardubley veya semaya aklihi ayetinin istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Bakın şimdi bir gemi mi bekleyeceğiz? Yani gemi mi yapacağız? Evet Risale-i Nur Sefine-i Nuh gibi.
Bak Nuh'un gemisi, Risale-i Nur hizmeti. Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip küre-i arzın yangınından, iki tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Niçin küre-i arz yangın ve tufan söylüyor? Zaaf imandan gelen tuğyan, azgınlık. İman zaafından gelen tuğyan, eksel musibet-i ameyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibet-i ameyi dairesinin haricinde bırakmaya rahmet-i ilahiyeden, rahmet-i ilahi tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar 1, tufanlar 2, zelzele 3, taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını baştan alsınlar. Demek ki Risale-i Nur dairesine girerse Sefine-i Nuh gibi olduğunu, o zaman sureti Kur'an'daki sureti gemi, şu andaki hakikati kanuniyeti hizmeti imaniye gemisidir. Giren maddi ve manevi bir yangın, mesela bu yangın ille evin yanması değil, kalbi vesvese, dimağı vehimle yanıyor. Yani normal yangın bir şey değil ki. Yangından adam atlıyor kurtulmak için dördüncü kattan ama vehim ve vesveseden kurtulmak için intihar eden var. Yangın, tufan, yani tsunami, heylan, afat-ı semaviye ve arziye, zelzele, maddi ve manevi zelzeleler, bir de taunlar, maddi ve manevi salgın hastalıkları. Bundan nasıl kurtulur? Sefine-i Nuh gibi Risale-i Nur hizmetine girerse zaafı imandan kurtulur. İman hem nurdur hem kuvvettir, hakikatına mazhar olur. İman ettiği şeyle beslenir. Şimdi burada anlatmak istediğim şudur. Kur'an'da anlatılan hadiselerin, bunu Kızılicaz'da, Kalı Mesnevi Nuriye'de vesaire toplama yapmışım. Biliyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Her şeyin sureti var. Gir içeriye, dışarıdan içeriye, soğan kabuğundan içeriye gidiyoruz. Her şeyin bir sureti var. Her şeyin kanuniyeti var. Her şeyin hakikati var. Her şeyin mahiyeti var. Sureti böyle. Yunus Aleyhisselam, Nuh tufanı olduğu gibi ahit sandığı da bu Zulkarneyn'de, Hızır Aleyhisselam da Risale-i Nur için söylüyor. Hızır gibi yetişti diyor. Sureti böyle. Şimdi camilerde, kürsülerde, kenar caddelerde Hızır mı bekleyeceğiz? Yani sureti bu. Sureti bu. Hakikati ben diğer peygamberlerin İbrahim Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam'ın suretleri biliniyor 20. sözde. 20. sözde alıntılar yapacağım. Fakat bu alıntıları yapmadan bir şey ifade etmek istiyorum. Esas derdim o. Risale-i Nur'un yakınında olup veya yakınında olmayanlara bir şey diyemiyorum. Ama yakınında olup Risale-i Nur'u bildiği halde bu peygamber kıssalarını ahit sandığı veya Zulkarneyn veya Mehdi gibi şeyleri, Hızır Aleyhisselam gibi şeyleri suretiyle insanları meşgul etmek, şehir efsaneleriyle kafalarını felsefeyi Yunaniye ve hikayeyi İsrailiyatla doldurmak cinayet olduğunu söylüyorum. Risale naklediyor. Muhakemat
17, 18, 20, 53 sayfaları bir daha şey yapayım. Oradan size göndermişim gerçi şeyde. BIP gruba gönderdim. 18, 19, 19 tekrar, 20, 20 tekrar, 53, 59. sayfalarda kısaca uzun olmasın diye ama şuradan bir tanesini yani şöyle diyor. Ayet ve hadisleri izah ederken nasıl ki bizim kitabımız Kur'an, onun hayattaki tefsiri olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyyesi. Onun da hulasası kütüb-i sitte. Ben size diyor iki şey bırakıyorum, ona temessük ederseniz kurtulursunuz. Allah'ın kitabı, bir de onun hayattaki uygulama şekli sünnetimdir. Sünneti de kütüb-i sitte. Yahudilerde ise Tora, Tevrat, bir de Kabala var. Kabala alimlerinin tefsiridir. Tefsir kitabı bizim kütüb-i sitte gibi. Şimdi ben onu açayım. Hangi sayfadaydı bakayım, 20'de miydi yoksa 53'te miydi? Bunda değil. Bunda da değil. O tefsirle o zatların şeylerini hemen size kaynağını göstereyim ki. Sayfa kaç bu? Buldum da. 19 mu acaba? Bakayım. 19 değil. Evet, 19 olabilir. 19. Vehb, Kap gibi ulema-i ehli kitabın eski Tevrat alimlerin ismiymiş bu. Diyor ki, bundan sonra kavm-ı Arap sair akvamı belirttiği gibi, yani fazla izah yapmayacağım çünkü okuyacağımız yer çok ama işin can tarafı bu. Kavm-ı Arap, İslamiyet geldiği zaman zekavetleriyle, şiirleriyle ve Kur'an'ın hakimiyetiyle onları Milel-i Sair'in yani beletti, içine aldı. İçine aldı ama mesela ben Risale-i Nur'a dahil oldum. Risale-i Nur'a dahil oldum diye örf, anane, gelenek ve kültürümü bıçak gibi kesip dışarıya koymadı ki. Ben de hizmetini imaniye girdiğim zaman Karadenizlidir, Doğuludur, adam Fransızdır vesaire. Yani kültürümüzden, geleneklerden, örf, ananelerden kurtulamadık. Ben hizmete girdiğim gibi benim ahlakım, geleneğim de hizmetin içine girdi. Yani ben bütün o söylemlerimi, davranışlarımı Risale-i Nur'dan olmadı ki. Hep Risale-i Nur'dan değil ki. Bazen Karadenizliğim tutuyor. Bazen beşeriyetim tutuyor. Bazen bedeni zaaflarım tutuyor. Bazen aklım noksanlığım tutuyor. Örf, anane, gelenek ve kültür etkiliyor. Biz Allah Resulü gibi ümmi değiliz ki. Ümmi okuma yazması olmamak sureti budur. Ama ümminin hakikati bu değil. Ümmi fıtratına müdahale edilmemiş. Anasından doğduğu gibidir. Ustad okuma yazması var, ümmi diyor kendisine, yarım ümmi diyor. Çünkü 3 ay fıtratına müdahale edilmiş. Okumuş yani doğu medreselerinde, okumuş 15 sene okunması gereken o ilmi 3 ayda tahsil etmiş. Hocalar ve o kitaplar onun fıtratına müdahale etmiş. Fıtratı asliyesi hocaların vesaire örfün ve geleneğin okuduklarıyla kısmen etkilenmiş. Nasıl etkilenmez ya? Bir ders yapanın, hocalarımızın, abilerimizin vesairenin etkileniyoruz. Allah Resulü tam ümmi. Anasından ümmi demek, anasına doğduğu gibi. Okulu yok. Toplum da zaten öyle değil. Toplumun zulümlerinden şey yapmış. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi ümmi değiliz. Ve diğer kavimlerin Yahudilerden ve diğer müşrik şirk ehli Arapları Müslüman olması ile
Ya kardeşim Müslüman oldu diye örfünü, ananesini, geleneğini, kültürünü atamadı ki. O da Müslümanların içine girdi. Ne oldu sonra? Milel-i Sair'in malumatları da Müslüman olmaya başladığından. Tamam, o da girdi sanki Müslüman. Ben girdim, Hasan kardeş, Nur talebesi söylediği doğrudur. Ya bu da güvenmezsek, bu da şey olmasa. Ya tamam da belki ben ahlak, örf ya, geleneğimden yapıyorum böyle. Ama yanımızda kalan arkadaşlar da ya bu abi böyle dedi. Bir bakıyorsun ki o örf nurculuğa mal oluyor zamanla. Muharref olan İsrailiyat ise ve kap gibi ulema ehli kitabın İslamiyetlerinin cihetiyle Arapların hazain-i hayalatına bir mecra ve menfez bularak, yani Vehf ve Kat denilen, yani Müslim, Ebu Davud gibi böyle alimlerin ismidir bu. Muharif olan İsrailiyat diyoruz, muariftir. Fakat İsrailiyat hikayeleriyle Kur'an-ı Vadis izah ediyoruz. Çok tuhaf değil mi ya? Yani zannediyor muyuz ki biz Risale-i Nur'u ve Kur'an'ı anlatırken İsrail Yahudiler bizden bir gane. Bu devlet de bu hele Nur talebelerinin dersleriyle alakadar olmayacaklar da kimden de alakadar olacaklar? Bizimle alakadarlar. Tabii ki olacaklar. Peki hani demeyecekler mi ki ya bizim kitaba muharif diyorsunuz, tarif olmuş, hükmü bitmiş. Bitmiş. Ama bizim hikayelerle ayetinizi, hadisinizi izah ediyorsunuz. Bu ne periz, bu ne lahana. Demezler mi? Kitabımız muharref, hikayelerimizle Kur'an'ınızı izah ediyorsunuz. Derler. Şimdi bir bakıyoruz ki, hele hele ahit sandığı, Zulkarneyn gibi hadiseleri, felsefe-i Yunaniye, orada geçirdiğini söylüyorum, felsefe-i Yunaniye, hikaye-i İsrailiyat'la içini doldurup izah etmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Ne tuhaf ya. Demeyecek mi ya arkadaşlar? Bizim hikayelerimizle Kur'an izah ediliyor. Arapların hazain-i hayalatına bir mecra ve menfez bularak o efkar-ı safiyi karıştılar. Efkar-ı safiyi karıştılar. Sonra ne oldu? Sonra da ihtiram dahi gördüler. Sonra içeri girdi. Ben şimdi ders yaparken geleneklerimden de örnek verince bayağı da ihtiram da gördüler. Hani var ya böyle ders yaparken güya insanları güldüreceğim, çekeceğim diye edebe, ahlaka, örf, ananeye, okunan hakikata mugayir olarak böyle gayri ahlaki misaller verilmek gibi var ya yani ders midir, kavyane midir? Ama maalesef ihtiram da görüyorlar. Niye? Çünkü demir demiri çekiyor ya aynı cinsten olunca böyle. Bir bakıyorsun ihtiram da görünce genelleniyor bu sefer. Ben de insanları etrafıma toplayayım. Yani insanlar çokluğu gay olursa bu adamlar ne yapacak? Hikaye. Böyle edebe, medebe şey değil. Böyle misaller de verirsek gençleri çekeriz diye. Oysa ne kadar yanlış, ne kadar yanlış, çok izahları var, girmeyeceğim buna. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ulema ehli kitaptan İslamiyet'e gelenler, İslamiyet şerefiyle gayet celadet ve tekemül ettiklerinden, yani ehli kitaptan gelenler İslamiyet'le şereflenince büyük oldular, tekemül ettiler. O adamlar, o alimler, işte Yahudi, mesela Abdullah İbni Selam gibi değil mi mesela? Selul değil bu. Adam büyük adam hakikaten. İslami. Alim de orada da, burada da o odun mesabesindeki eski malumatları kısmen nurlandı. Malumat-ı muzahrife-i sabıkaları makbule ve müsellem gibi oldular. Doğru şüphesiz kabul ettiler. Yani Abdullah İbni Selam alimdi, ilmiyle İslamiyet'e girdi. Cahil değildi ki, dendi. Fakat onların muzahref şeyleri de bir makbul oldu.
dinden olmaya başladı. İslamileşti gibi oldu. Reddedilmedi. Çünkü İslamiyet'in usulüne musaddim olmadığından, yani ona uygun olmadığından, karşı olmadığından, yani musaddim, sadım, İslamiyet'in usulüne, yani İsa asıl Allah'a ve peygambere, ahiret inancına karşıt olmadığından, çatışmadığından, nedir hikaye ya, işte Mevlana hikayeleri gibi, Kesikbaş hikayeleri gibi var ya, Anadolu'da bir sürü. Mesela Hazreti Ali Anadolu'ya gelmişmiş böyle, bir atı Maraş'a, bir şey, atının bir ayağı Maraş'ta, bir ayağı Adana'da. Yani böyle mübalağa cüyane böyle. Oysa onu daha aşağı düşürüyor. Hani hikayeleri girmiş, esasatla musaddim çatışma olmadığından, hikayet gibi rivayet olunur iken, yani esasata dokunmadı. Ya dokunmayalım buna. Bir şey denmedi. Emniyetsizliği için tenkinsiz dinlenir idi. Ya biz böyle yapardık, böyle yapardık, böyleydi falan diye. Tenkitsiz dinlenirdi. Fakat Hayfa, vay, yazıklar olsun, vay, başımıza gelen. Fakat Hayfa sonra hak olarak kabul edilmesin mi? Çok şüphe, şüphe ve şukukata sebebiyet verdiler. Çok şukuka, yarılmaya ve çok şüphe şeylere, şeklere, doğruluğuna nakıse getirmeye başladı İslamiyet'e. Onunla beraber girdiler. E bunu niye anlatıyorsun be kardeş? Bak. Bunu aynen şimdi de yapılıyor. Avamın, halkın %90'ı, şey %80'i tahkik değildir der ustad. %20. Sonra %20'nin de %80'i şey değil, esasatlı değil. Yani bu İslamiyet'in %20'si cemaat olsa, o cemaatin içerisinde %80'i de tahkik değil. Bir bakıyorsunuz ki nasıl? Ya köyün, köy kahvelerinde olan bir şeyle, ya adetullah kanunlarını ortadan kaldıracak bir şekilde, ya acayip meydanı da boş bulunduğu zaman, bir de insan hikaye dinlemeyi, benim babam senin babanı döner, döver tarzındaki böyle şeylerle de çok işimize geliyor. Ahit sandığı, işte otur yat, herkes onun peşinde. Niye peşinde? Biz yatacağız kardeşim, savaş mı oldu? Petrol mu aranacak? Fakirlikten mi çıkacağız? Çocuğumuz mu olmuyor? Hastalık mı var? Kafirlerle mi dövüşeceğiz? Koyarız önüne kardeşim ait sandığını. Tamam. Halletsin bu ya. Acayip bir şey ya. Sureti bu. Hakikat öyle değil ki. Allah Resulü ait sandığını koydu da mı savaştı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kaç bin sene önceydi bu ait sandığı? Ait sandığı kaç bin sene önceydi? Ne var içinde? Musa Aleyhisselam'ın tableti, bir de Harun Aleyhisselam'ın, bunlarla alakalı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem maddi hem manevi hatırası 124 bin peygamberin varisi mutlakı Allah Resulü. 10 emir var Tevrat'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı var yahu. Harun Aleyhisselam neydi? Belagat. Kur'an baştan aşağı belagat. Şimdi savaşırken kardeşim, şeyler gibi, Vehhabiler şimdi temsilcisi, Hazreti Ali'ye karşı yan çizenler vardı ya, Mutezile imamlarından o takipçileri bunlar. Ne yaptılar? Kılıncına Kur'an sayfasını koydular. Allah'ın hükmetmeyen, Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen kafirine ta kendini Kur'an, böyle şey yaptılar. Kur'an'ı takıp Hazreti Ali'yi Hakk'a davet ettiler. Güya Kur'an'a davet ediyorlar. Hazreti Ali diyor ki, yani Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ona dendiği zaman Hazreti Ali şöyle demiş. Bununla batıl kastedilen
hak bir sözdür. Söz doğru. Ama bununla batıl kastediliyor. Bak, bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Ama şimdi bir bakıyoruz ki aynı ahlak nüksediyor. Demek ki toplumda biraz şeyler olunca, ortamda bulununca ayetleri ve hadisleri böyle hikayelerle, işte yok Ayasofya'da, yok Üsküdar'da falanca kabride, yok Yuşa Tepesi'ndeki o Yusuf Aleyhisselam orada, ben gördüm şöyleydi kardeşim, yani yapmayın, bu sureti böyle. Yani orada 10 tane hüküm, Kur'an'da 4000 hüküm var. Tamam. Kur'an hepsini cem etmiş. Allah Resulü hepsini cem etmiş. Allah Resulü bizde. Kur'an bizde. Yani niye şey yapıyoruz diye böyle efsane, şehir efsanelerine itibar etmeyiniz, ettirmeyiniz. Ettirmemek gerekiyor. Nedir o? O sandığı ustad, asıl imamı bir şeye ne kadar değer vermişse o kadar değer verilmesi lazım. Bir şey ne kadar ihtimam etmişse, ki okuyacağım böyle. Hani uçak demiş ya Kur'an'a, ben de beşerin teknolojisiyim. Bana ciddi bir yer versene, uçağım ben, uçak F-16'yım. Sinek onu susturur diyor. Senin, tamam sen sanatsın ama sanat cihetiyle bakarsan senin sanatın benim yanımdan hiçtir. Her şeyin değeri ve kıymeti nispetinde izah ediliyor, konuluyor. Şimdi bu akşam ben ona şey yapmak istiyorum. Çok önemli olduğu için bu iş. Aldanmasınlar sevgili kardeşlerim de. Böyle hikayelere takılıp kalmayın. Kardeşim, ayet sandığı da hizmet-i maniyedir. Nuh'un gelmesi de hizmet-i maniyedir. Balık da hizmet-i maniyedir. İbrahim'in ateşi de, bakın tek tek okuyacağım. Ama bazıları de diyecek bunu deyince, ya ne diyor ya. Tamam kardeş, sen surete devam et. Bak 18. sayfa muhakemat. İsrailiyatın bir taifesi ve hikmeti Yunaniye'nin bir kısmı. Bak nereden girmiş bu hurafeler. İsrailiyatın bir taifesi ve hikmeti Yunaniye'nin bir kısmı. Daire-i İslamiyet'e duhul etmeleriyle, din süsüyle görünerek efkârı ihtilale verdiler. Şöyle ki diye devam ediyor. Efkârı, fikirleri, Abu Cübey'i, yani kanunu adet-i ilahin dışında izah ediyorlar. Yani nasıl olur kardeşim, bu Allah'ın bir adet-i ilahisi, kanun-i ilahisi ki çalışırken böyle koyacaksın tabutu. La Kur'an'ı koyarım ben. Tabutu Sekine'nin içinde 10 tane Musa Aleyhisselam'ın tableti, 10 tane emir. Harun Aleyhisselam'ın belagat ifadeleri. Kur'an işte bu. Kur'an bundan daha cami. Ha, kütüb-i sibide'yi de koyalım. Tabuta koyalım. Savaşa gidelim. Ya kardeşim, sözler, sözlerimi verir misiniz oradan? Çantamın içinde. Şimdi 264'te ahir zamanda, bak şimdi, elbette nevi beşer, bak ahir sandığı neymiş, ahir sandığı hiç bile ele almıyor Üstad Risale'de ama içerisini, kanuniyetini anlatıyor. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fununa dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır insan. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Onu açacağım şimdi. Hüküm ve kudret var ya, hüküm. Hüküm ilmin eline, Nazm-ı Mani ile bu. Kuvvet ise fununun eline geçecektir. Ulum nedir arkadaşlar? Ulum ve funun. Ben topladım, çalıştığım için söylüyorum bir haftadan beri. Risale-i Nur üzerine. Ulum,
belagat ve cezalettir der. Belagat ve cezaletin cemidir. Belagat, muktezai hale, yani adeti kanunu ilahiyeye ve insanın fıtratındaki tekemmül hakikatına uygun olmak, cezaleti lügattakini söylemiyorum. Lügatta gaye ve maksadına kelam sahibi kelamıyla gaye ve maksadına tam isabet etmek. Lügatı bu. Ben içeriğini anlatıyorum size. Cezalet, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye geçiyorum. Aklını, gir içeriye vicdanını, gir içeriye kalbini, gir içeriye ruhunu, kıblesine getirip bütünleyip muhatab-ı ilahi olmaktır. Muhatab-ı Kur'an olmaktır. Ulum budur. Ulum nedir? Ulum, belagat ve cezalet. Funun nedir? Teknolojidir. Ustadımız hayatının büyük gayesiydi bu. Medrese-i Zehra'yı yapmak. Yani ulum ve fununu birleştirmek. Fenlerle böyle Müslümanı eziyorlar, esaret altına alıyorlar dedi, aldılar şey mi? Şinmendiferle az bir zümre kafir 2 milyar Müslümanı esaret altına aldı. Ne ile? Teknoloji ile. Funun, adeti kanun ilahi bizimdi bu. Ustad da diyor ki ahir zamanda artık hüküm ve kuvvet tabutu sekinenin veya şu böyle böyle anlayışların, hikaye, şehir hikayelerin eline değil. Neyin eline geçecek? Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir. İlmin eline geçecek. İlmin eline geçti mi hüküm de kuvvet de onundur. Nevi beşer ahir vakitte buraya dökülecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hendek kazıyor. Zırh giyiyor. Tamam. Şimdi niye yapıyor? Hazreti Ali radıyallahu anh onun arkasına saklanıyor bazen harbin şiddetinden diye. Bu İsrailiyattan biraz da gideyim. Sonra peygamberlerden 20. sözde ya yetiştirebildiğim kadar size oradan da nakledeceğim. Burayı okudum. Şimdi 3. yerimiz gene 19. sayfadan okuyorum. Hem de vaktaki şu İsrailiyat kitap ve sünnetin bazı imatalarına yani işaretlerine yani işaret manalarına merci ve bazı mefahimlerine o manalara bir münasebetle mehaz olabilirler idi. Yani o İsrailiyat kitap ve sünnetin eğer ifade etmek istediği doğrultuda olsa olabilirdi. Fakat ayet ve hadisin manaları değil. Belki izaha vasıta olabilirler ama iç onunla doldurulmaz. Usul nedir? Ayetin, ilmi usulü din ulemaları, bir ayetin izahı başka bir ayete aittir. Sonra orada da bulunamazsa, yapılamazsa, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bakılır. Orada da şey yapamazsak, müştehitlerin ittifaklarına bakılır, kıyaslarına bakılır, edile-i şeriye. Ha, oraya uygunsa, mesela hepsi yanlış değil tabii İsrailiyatın. Allah var diyor, tamam. Bugün bir tanesi yazmış. Sörte demiş ki felsefeci, önemli de Tanrı öldü demiş. Aa böyle sinirlenmiş yeni ilk defa mı rastladım. Ben buna cevap yazacağım abi de ne yapacağım diyor. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. Tanrı öldü diyor. Ha. Sörten'in kim olduğunu biliyor musun dedim. Eski papaz, papazların çocuğu bu. Papazlık yapmış kısmen. Peki niye öldü dedi, yalan mı söylüyor dedim. Ne diyorsun abi dedi sen. Bak
Avrupa filozoflarının dini inkar etmeleri senin anladığın İslam dini değil. Onların önüne konulan, çarmıha gelen Tanrı ölmedi mi? Onlara göre öldü. Tanrı öldü diyor. E çarmıha gerildi. Kilisede bunlar asılmış. Onların kastettiği Tanrı o. Tanrı mı yenildi? Yahudiler İslamiyet'ten ve Hristiyanlardan intikam almak için şu anda söyleyeceğim cümle belki kitap, ciltler işi kitaptan toplarsanız bulursun. Şey için söylemiyorum. Mühim dikkat edin diye söyleyeceğim. Yahudiler Hristiyanlardan ve İslamiyet'ten intikam almak için protestanı çıkarttılar. Evangelist. Tam Amerikan şeyleri, o başkanları onlardan idi. Bu son başkan, şu andaki değil. Trump onlardan değil. Trump hariç diğerleri evangelist. Protestan. Bunlar Hristiyanlardan ve İslamiyet'ten intikam almak için kurdukları bir dindir. Bunlar küreselcilerdir. Globalistlerdir. Bunlar hakkında ben daha önceki derste de vermiştim. Kaynağı Hazreti Ali'ye gelen bir zat vardı. Münafık. Neydi? İbn-i Sebe miydi? O sen ilahsın dedi. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh fitne olur diye kesmedi. Onu tard etti. Alır mısın? Tard etti. İran'ın Kum şehrine gitti. Orada bir felsefe akını başlattı. Şiaların çekirdeği bu. Sonra böyle büyüdü. İhvan-ı Safa oldu Abbasilerde. Sonra 1700'lere kadar Zendeka dendi. Sonra 1700-1800'den sonra Masonlar anıldı. Mason. Bu Zendeka Mason. Ama küreselciler ise, globalistler ise bunların da maneviyat adamları var. Yani Hristiyanlardan ve Yahudi papaz ve hahamlardan, merkezlerinden. İşte protestan bu İslam'dan ve Hristiyan'dan intikam almak için hurafeler girdi. Şimdi o adam neyi kastetti? Siz diyor hem bu asıldı diye ağlıyorsunuz, hem Tanrı diyorsunuz hem asıldı. Asılan asılmışsa, Tanrı idiyse Tanrı öldü diyor. Ha, bizim anladığımız din değil o. O zaman rahatladı. Kardeşim kim için söylüyor? Bizim anladığımız din değil o. Tabii ki böyle girerse İsrailiyat, biz de onlara yem olmamak lazım. Yani ayet ve hadisi, ben Kur'an adına söylüyorum. Kur'an adına asırda bir kişi söyler. Yetkili bir kişidir. Asır mücedididir. Barla 163'te der ki, her 100 senede Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi, her 100 senede bir mücedidi din gelir. Mücedidi din, bu asırda kim ise bana göre Risale-i Nur'dur. Ha, kime, kendine göre olmasın sen, sana göre mücedid kimse o ayeti senin mücedidine göre izah et. Ya biz kardeşim, hayat-ı dünyevinin en debdebeli hayatlarına girmişiz. Hulusi abi diyor ki, Risale-i Nur'un manalarına muhatap olabilmem için Rabbimden tecridi zihin istiyorum. Tecridi zihin. Zihnimi Allah tecrit etsin. Yani bu hadiselerden, dünyevi olaylardan beni korusun, muhafaza eylesin, kopartsın dünyevi hadiselerden ki zihnim Risale-i Nur'u anlasın, emsin. Biz dünyanın her tarafına bulaşmışız. Ya bir kafa mı kalmış? Olmadığını 27. sözde diyor ki, aynı hakikati zahirde görmektir. Nerede göreceksin sen aynı? Ancak Risale-i Nur'da bile anlayamıyoruz manasını da. Toplama yapıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu Kur'an'ın bu asırda son icazı manevisini şey yapan bunu kenara koyuyorsun. İnsan korkar ya mesuliyetten. Vallahi korkar ya.
Yani Risale-i Nur bilmiyorsan, bilmiyorum Allah'a niye bilmiyorsun, o Allah bilecek. Ama sen Risale-i Nur biliyorsan, mevzuları Risale-i Nur'la izah edeceksin ya. Bakın, lügatla konuşsam, cezalet, kelam sahibi gayesine uygun kelam sarf etmesi. Bak, ama külliyatı, bu lügat, bu lügatla bakmak, hariçten bakmaktır. O da caiz. Ama Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek, o cezaleti toplayacaksın, külliyat cezalet ne demiştir? Ondan sonra diyeceksin ki, göreceksin ki bana, ben orada tespit ettiğim cezalet neymiş? Ben lugata bakmayı bilmiyor muyum ki aylarca külliyatta cezalet bakıyorum? Dimağını, vicdanını, kalbini, ruhunu kıblesine koyarak, hepsine gıdasını vererek, doyurarak bütünlüğe getirip Allah'ın kelamına muhatap olmaktır. Ya külliyatı külliyatta. Şimdi Risale-i Nur biliyorsan bununla konuşacaksın ki asıl imamının isab ettiği şeyine vesile olacaksın. Hem de iştirak amali uhreviyeden hissedar olacaksın. Hem de mesul olmayacaksın. Şimdi yarın sana sordukları zaman kardeşim bir alim bana dedi. Çok meşhur televizyonlarda telefon ettim yayından sonra. Dedim ki kardeşim dedim epey oluyor bu. 15-16 sene var. Ya dedim öyle ayeti izah ettiniz dedim de acaba öyle olduğunu nereden biliyorsunuz dedim. Yani bir ben böyle anlıyorum olmaz ki. Yani bu müfessirler bunlar ne demiş? Hadi Arapça bilmeyle olsaydı hadisi izah edenlere muhadisun, Kur'an'ı izah edenlere müfessirun, ahkam çıkaranlara müştehit, müştehidun, iştihad ediyor. Ya bu kadar van almışlar yani bir Arapça bilmeyle İngilizce olur mu? Benim öyle olmadığımı nereden biliyorsun dedi. Bak. Çünkü senin hakkında icma yok. İcma yok. Sen kıyas-ı fukaha olamazsın ki dedim. Biz de kıyas ediyoruz dedi. Biz de dedi alimlerden kıyas ediyoruz. Harmanlayıp söylüyoruz. Kıyas-ı fukaha mısınız dedim. Kıyas-ı fukaha olmadığımı nereden biliyorsun kardeşim dedi. Hürmet ederim hocam dedim. Kıyas-ı fukaha değilsin. Sebebi icma ümmet değilsiniz. Ulemanın icmağına da ne iş yapıyorsun dedi. Dedim hocam bu asrın o ayetlerini ustad bak oradan açayım da eğer dedim müsaade edersen kızmasan bir yer okumak isterim dedim. Onu yok dedi. Ben dedi beni aradım bu şekilde söyledim ben dedi nakledersen dedi bir yerde nakledersen dedi dinlerim dedi ama anlayışın olursa kusura bakma dedi bakmayacağım dedi. Tamam hocam dedim. Ben sana bir yer nakledeceğim dedim. Bak şurada şöyle bir yer gösterdim onuna. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim 252 nereden okuyorsun demedi bak ilk. Sonra Vela Bismillahirrahmanirrahim. Vela ratbin vela yabisin illa fi kitabin mubin. Kur'an'da yaş kuru her şey var. Bir kavle göre kitab-i mubin Kur'an'dan ibarettir. Yaş, kuru, her şey içinde bulunduğunu şu ayet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet. Her şey içinde bulunur. Ama niye göremiyorum ben? Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Niye? Zira muhtelif derecelerde bulunur. Yani kocaman çınar ağacı, kocaman kiraz ağacı, çekirdeğinden çıktı diye şimdi çekirdeğin içini yarsan, çekirdeği mikroskopla, teleskopla baksan yani o çınar ağacının, o kiraz çekirdeğinde, kiraz ağacının özelliklerini, meyvenin tadını, kokusunu, yaprağını, şeklini, kirazın rengini, dutun çekirdeğinde dut ağacının tafsilatını sen çıplak gözle görebilir misin? Göremezsin. Zira Kur'an'ın harfleri de böyle çekirdektir. Diyor ki zira
muhtelif derecelerde bulunur. Bazen bir ayette bir mana çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen dusturları, bazen alametleri, ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunur. Fakat ihtiyaca göre ve makasid-i Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade edilir. Allah Allah! İfade edilir. Yani sonra dedi ki, bu dedi hiç ben sormadan Bediüzzaman'ın hangi eserinden okudun dedi. Sucunun, Gussun, Zahrun, Battun, Hattun, Mutalağın, onu da 25. sözde nakletti. Benim Müslüman kardeşimdir, bir tanemdir. Niye hürmet ediyorum şimdi? Hemen teslim etti. Doğru söylüyorsun dedi. Peki dedi, benim o dedi bahsettiğim ayet, bak dedim 25'in bunu kasten size sordular. Bu ayet böyle bir çetefelli, evet dedi. 25. sözde bunu ele aldı. Dedi ki, bu reklam şeyindeyiz dedi, hemen bana orayı kısaca nakleder misin dedi. Allah selamet versin, naklettim ona. Demek ki risa muhtelif derecelerde bulunur. Zahiri hemen alıp zahir gibi hemen olmaz. Çekirde mesela kiraz çekirdeği, armut çekirdeği, kayısı, nar, maydanoz, havuç, çekirdeklerini dissen. Nereden bileceksin bunun ne olduğunu? Kim tefsir edecek bunu? Bu çekirdeklerin ne olduğunu kim tefsir edecek? Tadını, tuzunu? Bu nedir ya? Toprak denilen bir sistem tefsir edecek. Asıl mücedidi toprak ad tefsir edecek sana. CD. Bilgisayar CD kabulüsü et. Ya gözle görebilir misin filmi? Kulakla duyar mısın sesini? Tefsir edilmesi lazım. İçi açık açıklanması lazım. Ehli lazım. Ehli bilgisayardır. Bu disketi koyarsın CD'yi bilgisayara, içini dışarıya verir. Elhamdülillah ya. Ya Risale-i Nur bambaşka ufuk açıyor insana ya. En azından acaba'dan kurtarıyor seni. Vallahi Risale'denkini söyleyin sen, ne kadar rahat ediyorsun. Burayı devam edeyim. Fakat ayet ve hadisin manaları değil, onların İsrailiyat hikayesi ve felsefi Yunaniye ile ayeti izah ettikleri için sonra mururu zamanla o izahlar ayet gibi anlaşılmış. Şimdi tabutu bekliyorlar ya, ayet sandığı şu anda piyasada Risale-i Nur'un içerikleriyle ders yapılmamışsa hepsi, bilerek söylüyorum, içim yanarak bu videoları bana gösterdiler, içim yanarak söylüyorum, birkaç tane 3-4 tanesini seyrettirdi. Abi böyle midir dedi ya, bu Risale'de yok mu ya, sen bunu cevap vermek şeysiniz, mecbursunuz diye. İçim yanarak söylüyor. İçi tamamen İsrailiyat. Risale-i Nur'la değilse. Hep İsrailiyat. Ve işin vahim tarafı, Kur'an adına söylüyorum denilen şeylerle felsefe ve İsrailiyat hikayeleri. Ne? O hikaye anlatıla hakikat makamına geçmiş. Tamam. Artık manasını kimse sormaz olmuş. Manası belli ya. Bir gelecek böyle. Tabutu koyacağız. Kimin elindeyse. Tamam, o galip olacak. La kardeşim, Adetullah kanunu yok mu ya? Uçak yapılmayacak mı? Denizaltı yapılmayacak mı? Şimendifer yapılmayacak mı? Onlar kah yaya ve kani ile, biz onların yayasına şimendifer, onların diyor kanisine biz balon yapıp geçeceğiz diyor. Balon. Acayip bir şey ya. Mesela 50 tane uçak gemin olsa ne olur? Bir ileri teknolojisini alırsan, uçak geminin beynini devre dışı yaparsan, demir yığınından başka bir şey değil. Ha, sana
Bu teknoloji kiminse ait sandığının funun onda. Yetmiyor. Ulum ve funun ikisi cem olacak. Nedir o? İnsan menşeli, insanın aklı, kalbi, ruhu iman ile dolacak, beslenecek. Ulum bu kısacası. Funun da teknoloji. Bu insan maneviyatla, teknoloji ile donatılırsa tabutu sekine ondadır. Odur yani. Teknolojin olsa ne olur? Savaşa niye gideceksin? 3000, 5000 dolar alıyor Amerikan askeri. 5000 dolarla niye kaçıyorlar? Öyle demiş yani İngiltere ve Amerika'da istatistik yapılmış. Onu ehli komutan bana dinletti de. Yani Türklerle savaş olsa ne yaparsınız? Bırak savaşmam dedi. Haklı adam, niye? Ya 5000 dolar için niye ölsün? Ahiret yok ki onda. Şehitlik var mı? Yok. Vadilay var mı? Ölünce ne olacak? Niye öleceğim senin için diyor ya. Ben diyor iş yapıyordum diyor. Yani fabrikada çalışır gibi. Yoksa niye öleyim dedi yani. 5000 dolara kim ölür? Yani peki niçin onlar ölmemek için savaşıyor? Bizimkiler ise şehit olmak için savaşıyor. Niye? Ait sandığın bir tarafı tamam. Nedir o? Ulum. Belagat ve cezalet. İçsel iman hakikatları inkişaf etti. Teknolojiyi de bu iman hakikatları ile birleştirirsen ait sandığının kanuniyeti ve hakikati sizde. Kanuniyeti ve hakikati sende oluyor. Şimdi devam edeyim. İsrailiyat çok önemli olduğu için biraz fazla duruyorum. Belki de bu ders bununla tamamlanacaktır. Bir tane de yapacağız inşallah. Peygamberlerin bu asırdaki yansımalarını yapacağım. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın bu asırdaki yansıması, Davut Aleyhisselam'ın. Bakın ayetin içerisini İsrailiyat ve felsefe Yunani ile manaları yapılınca sonra asıl makamına geçtiler. İnsan böyle hikayeye, romaya merak ya. Sonra ne diyor? Masadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan su ihtiyarı ile başka bir mehazı bulmayan veya atfı nazar etmeyen zahirperestler, zahirperest yani Kur'an'da zahir söylenen şeyleri onu o şekilde kabul etmek, bazı ayat ve ehadisi o hikayat-ı İsrailiye tatbik ederek tefsir eylediler. Hikayat-ı İsrailiye. Yani o şeyler ait sandık hakkında söylenenlerin Risale'nin dışında hepsini bilerek söylüyorum. 4-5 tane can alıcı video dinledim, seyrettim. Hepsi İsrailiyat. Ne yaptılar? Hikayat-ı İsrailiye tatbik ederek tefsir eylediler. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek yine Kur'an ve hadisi sahihtir. Yoksa ahkamın mensu olduğu gibi, yani Tevrat ve İncil'in hükümleri mensu, hükmü kaldırıldığı gibi, kıssası, hikayesi dahi muharef olan İncil ve Tevrat değildir. İncil ve Tevrat mensu edildiği gibi onların hikayeleri de nesedilmiştir, mensuhtur. Ya İsrailiyat'ın hikayesiyle niye yapıyorsun? O da nesedilmiş. Evet, masadak ile mana ayrıdırlar. Halbuki masadak olmaya mümkün olan şey olabilir manasından. Mana yerine ikame olundu. Yani içindeki mana çeşitlilikleri Kur'an'ın manası, ana manası durumuna getirildi. Çok da imkanat vukuata karıştırıldı. Hem de vakta hikmeti Yunani'ye Müslüman etmek için. Memnun'un asrında Abbasi halifesi var ya, Harun Reşid'in oğludur böyle. Memnun'un asrında tercüme olundu. Ne yaptılar? Yunan felsefesi, bu zat var ya Memnun. Abbasi halifesinin Harun Reşad'ı oğludur. Ondan sonra zamanında Yunan felsefesi
Arapçaya tercüme olmuş o zaman. Ne yapmışlar? Hikmet-i Yunani'yi Müslüman etmek için Memun'un aslında tercüme olundu. Fakat pek çok diyor, bakayım, bunu Müslüman diye bir sürü hurafelerde içine girmiş. Şimdi başka bir yer okuyorum. Neresi bakayım bu? Sayfa Muhakemat 20. Muhakematta açayım şu. Diyor ki hem de Ab-ı Hayat olan İslamiyet'ten Karya-i fıtriyeleriyle istibat etmeye kabil iken, yani insanın tecridi, fikir, tecrid böyle şeylerden kafasını, kalbini, ruhunu uzak tutup, sade, safileştirip, mana istinbat etmeye kabil iken, o hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Yani o lazımdır o da diye tenezzül ettiler. Evet, nasıl ki ihtilalat-ı acem ile kelam-ı müdarinin melekesi fesada yüz tutmakla muhakkikini ulema o melekeyi muhafaza etmek için ulum-u arabiyenin kavaidini tetvin ettiler. Öyle de şu hikmet ve İsrailiyat dahi daire-i İslamiyet'e duhulleriyle beraber bazı nekkad-i muhakkikini İslam temyiz ve tasfiyelerine teşebbüs ettiler. Yani bazı muhakkikini, nakkad-ı muhakkikin İslamiye böyle hadis veya ayetlerin içerisine hiç alakası olmayan veya İsrailiyat ve felsefe Yunani'ye girdi diye onları temizlemeyle, temiz ve tasfiyeleriyle teşebbüs ettiler. Uğraştılarsa da fakat hayfa, maalesef tamamıyla muvaffak olamadılar. İsrailiyat içeride kaldı. Kur'an ve hadisin izahlarının içinde kalmış. Belki de bazı tefsircilerin kitaplarına bile girmiş maalesef. Bu işaretciz da söylüyor. Bazı müfessirlerin kitabına bile girdi. İşte bu kadar da kalmadı. Ne oldu? Çünkü tefsir Kur'an'a sarf-ı himmet edildiği vakit bazı ehli zahir Kur'an'ın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatını dahi hikmeti mezbureye tevfik ettiler. Çünkü gördüler ki Kur'an makul ve menkule müştemildir. Akıl ve nakli içine alıyor. Hadis de öyle. Kur'an ve hadis akli ve nakli delilleriyle beraber içine almış. Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyat-ı sadikalarıyla ve bazı huraf, muharif İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve münasebet istimbal ettiler. Fazla niye durmadım? Çünkü okuyacağım birkaç tane de yer var. Saatim doldu. Ama haberiniz olması adına seçtiğim muhakemattan gene bir yer okuyayım muhakemattan. Sayfa gene 20. sayfa. Hem de hakaiki olan akliyatlarıyla mevhum ve mümevveh olan sahte yani batıl girmiş olan yani hakiki olan akliyatla vehim düşünce çeşitleri ve sahte olan bazı hikmet işte Yunan felsefesinden giren hikmet arasında bir müşabehet ve muvafakat tevehüm eylediklerinden şu mutabakat ve müşabeheti kitap ve sünnetin manalarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler. Kella. Yani zannettiler ki bu manalarına şart bunlar izah bunlardan alınması da lazımmış. Oysa İmam-ı Gazali ne kadar vuruyor biliyor musun? Onlardan sokana kella sümme kella. Tabi yani mümkün mü? Zira kitab-ı mucizül beyanın mistakı ana ölçüsü, doğruluğunun ispatının beyanı felsefe-i Yunaniye ve hikaye-i İsrailiyat değildir. Nedir? İcazıdır. Mucizeliğidir. Mufessiri etzasıdır. Yani bir ayetin tefsiri başka cüzüdür.
manası içindedir. Sadefinde dürdür, inci gibidir, medar değildir, taş değildir. Faraza bu mutabakatı izhar etmekte maksat, o şahidi sadıkın tezkiyesi diye devam ediyor. İki küçük yerim de kaldı. Şimdi 53, mahkemattan 53. Belki hikayatın bakırları, yani hikayeler var ya böyle, doğru dayıyorsa bakır gibi, hikayatın bakırları ve İsrailiyatı muzehrefatı ve teşbihatın mümevvehatı, yanlış anlamalardan doğan hayaller var ya, mümevvehatı, elması akidede, cevheri şeriatta, dureri ahkamda ithal etmek, yani bunlarla dahil etmek, kıymetlerini daha ziyade tenzil, yani güya Kur'an ve hadisi izah edeceğini zannetmek, kıymetlerini daha ziyade tenzil ve mutaarifi hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Bunu da okudum. Son bir yerim var. 59 muhakemattan teslim etmiyoruz. Biz nur talebeleri ehli haliz, namzet istikbaliz. Böyle şeylere teslim etmiyoruz ki hadistir. İsrail mesela hadis ve ayetleri baktığın zaman bakarsın ki İsrailiyatın nişanı var. Böyle hadis olarak rivayet ediliyor. Mesela nedir o? Vesaire. Sel ve Hud gibi şeyler oluyor ya, ama şey gelmesin diye ustad gene cevap verdi. Böylelikle bu akşamki dersimiz bir saat sürdü. Neydi konumuz? Ayet ve hadislerin izahlarını ehline bırakacağız. Haddimizi bilip hududumuzda kalacağız. Haddini bilmeyen hududunu tanımaz. Ben haddimi bilmesem nerede duracağım? Yani şeyleri demiş Mevlana, konuşmasında haddi olmayan hakaretinde hududu olmaz. Yani insan haddini bilecek, bu işi müfessirlere, ehline bırakacağız. Ya biz nasıl yapacağız da merak da ediyoruz. Asrın imamına tabi olacağız. İnşallah haftaya peygamberlerin hayatları, peygamberlerin mucizeleri. Mesela şurada var elimde, Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a tecelli etmiş Cenab-ı Hak. Asasını vurmuş, 12 yerden çeşme akıtmış. Bu asırda ne demek? Ondan sonra ben başka Talebi Rüyeti, tamam, onu yapacağız. Ben okumayacağım, başlıklarını söyleyeyim. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi, Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi, onu inşallah bu asırda anlamı ne demek? Sureti bu. Davut Aleyhisselam'ın telyini hadid. Başka? Nuhası eritmek. Yani demiri hamur gibi yumuşatmak, bakır eritmek. Davut Aleyhisselam'ın mucizesi bu asırda. Bakın teknolojinin temelini yapıyor. Demir eritmek, demir ve bakırı eritmek. O teknolojinin kaynağıdır. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam'ın tahtı Belkis'in Şam'da, Yemen'den Şam'a getirilmesi, bu ne demektir bu asırda? Havaya hükmetmek çok önemli. Çünkü ervah habiselerden bahsediyor. Yani ervah haliyeler, ervah habiseler var. Mesela insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden, insan fıtratını ne bozuyorsa yanlış yollara sevk eden, onlara mevadi şeriri deniliyor. Mevadi şerir, şerir maddedir. Şerir madde ne demek? Ervah habisenin donmuş halidir. Mümessili ve sekenesi ervah habisedir diyor. Bunları inşallah haftaya şey yapacağız. Ondan sonra uzak mesafelerden sesin, suretin ve maddenin nakli olacağını, Süleyman Aleyhisselam'ın
mucizesinde anlatılıyor. Ve biraz daha fazla duruyor. Çünkü bu asırda YouTube'larla, filmlerle insanların beyinleri ve kalpleri sihir ve büyüleniyor. Videoların içerisine erbaa habise konuluyor. Filmlerin içerisinde şekil ama çaldığı zaman erbaa habise o filmi seyredenin dimana hennas gibi, kalbine şeytan gibi bir müvesvis geliyor, giriyor içeriye. Onun için insanlarda kuvve-i şevye, kuvve-i gadabe, kuvve-i akliye ifrat veya tefrit modunda çalışıyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi ateş, ruhunuza imanı giydiriniz diyor. Sonra Adem Aleyhisselam'ın en mühim varisi istidadıyız. Adem Aleyhisselam'ın istidadını varisi biziz. Onun mucizesi bize ne diyor? İnşallah haftaya nasip olursa, yaşarsak, Allah ömür verirse bunlardan, bu asırdaki yansımalar nedir? Sonra başka bir zamanda, tamam böyle söylüyorsunuz da Kur'an'da madem Kur'an beşer için nazil olmuş, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih açık olarak çok böyle formülüze etmiyor. Yalnız gizli bir remz ile, hafif bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. Niye böyle açık söylemiyor, uçağın formülünü vermiyor? İkinci bir sual var. Eğer desen dünyevi ve uhrevi saadeti beşeri lazım olan her şey değeri nispetinin içinde bulunur. Yani Kur'an'da bulunur diyorsun. Fakat niçin Kur'an onları sarahaten zikretmiyor? Ta muanitleri böyle açık söylese uçak çıkacak, siha ihalar olacak, kural sistemleri olacak vesaire. Niye açık söylemiyor? Ta muanit kafirler dahi tasdike mecbur olsunlar. Kalbimizde rahat olsun. İkinci sualimiz de bu olacak vesaire. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Hakkı hak bilip hakka yapışabilmeyi, batılı batıl bilip de batıldan uzaklaşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hele hele ya Rabbel Alemin. Bu dersi yaptıran Esma'nın hürmetine, bu haleti veren hakikat hürmetine, bu esmaları vesile ve vasıtaya şefaatçi yaparak Allah'ım bizi Risale-i Nur talebesi unvanıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ve sana kul olarak vasıf ve sıfatıyla ve hakikatiyle bu alemde yaşamayı, yaşatmaya vesile olmayı, öyle can vermeyi, yani teris olmayı, kabirde, haşirde böyle cem olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Bu haleti ruhiyeleri bize verdin. Şu anda bu haleti, dua haleti. Dua haleti kendi kendine çıkmaz. Bu dua haletini sen istetmesen biz isteyemeyiz. Bu aleti sen vermeseydin biz edemeyiz. Bu dersi de yapamayız. Bu saatte bu insanlar da durmaz. Allah'ım samimi olarak senin dergahında kabul olan duaların hürmetine, şafırkata yanan gönüller hürmetine, masum ve mazlumlar hürmetine, 124 bin enbiyanın imanlarının hürmetine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri hatırına ya Rabbel Alemin ve bu duayı ettiren Esma'nın hürmetine Allah'ım Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle, bu kardeşlerimi affeyle, bizi affeyle, bizi sevenleri affeyle, bizim sevdiklerimizi affeyle ya Rabbel Alemin ve hizmeti imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Ve senin rızanı takip eden kulların zümresini eyle ya Rabbi. Ve son nefesimiz geldiği zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip teslimi ruh ederken teris olmayı, şehit olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Bu duamızı da, bu şefaat yaptığımız, vesile yaptığımız ki Kur'an'da öyle diyorsun. Şefaatçi vesile yapın. Onları vesilemizdir ya Rabbi. Şu anda bizi konuşturan Esma'nı vesile yapıyoruz onun hürmetine. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.
Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanir Malikum İdiniyekam. Amin, amin. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Amin. Şimdi bu konuya fazla durduğumu zannetmeyin. Gerçi kısa kısa birkaç tane ders oldu ama arkadaşlar, bu dersleri Risale-i Nur'un muhatapları sırf Risale-i Nur talebeleri değil size ipucu olarak söyleyeyim. Amerika'nın hakkı arayan heyeti ta usta zamanından beri Risale-i Nur ve Türkiye ile alakadar. Size başka böyle zannetmeyin temenni. İsrail'in, Yahudilerin hakiki dindarları da, bak bilerek söylüyorum, ehlinden naklediyorum. Bu konuda ben yalnız değilim. Ehlinden naklediyor. İki defa söyledim, bir daha söylüyorum. Ehlinden naklediyorum. Yahudilerin hakiki dindarları, ahit sandığı, tabutu sekinenin hakiki manasını merak ediyorlar. Onlardaki o İsrailiyatın olduğunu, bozuk olduğunu, hikaye olduğunu parmak karşısın biliyorlar. Acaba bunun hakikati nedir diye hakikatını merak ediyorlar ve bu dersleri takip ediyorlar. Bu dersler Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Hasan Bey, Ali Bey, Hüseyin Bey gibi normal sıradan sokaktaki bir insan dolaşırken denk gelip videoyu seyreden tipler değildir. Yazıp çizen, topluma yön veren, kitap yapan, televizyon ekranlarda konuşan insanlar bunları alıyor, harmanlıyor ya kitap veya efendim konuşmalar yapıyor. Bu dersleri muhatabımız birincisi biziz. Yani Risale-i Nur'un bu hakikatını ifade etmek mecburiyetindeyiz. Müslümanların ve insanlığın ihtiyacı. Sırf Müslümanların değil, insanlığın ihtiyacıdır. Onlara hakiki, aldatılmamak şekilde asın mücedidi zannettiğimiz, benim zannettiğim ve benim için kesin olan Risale-i Nur ifadesiyle, gözüyle Kur'an ve hadis işinde asıl mücedidi bize beyan ediyor. Yani sureti var diyor her şeyin. Gir içeriye, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Suret aldatabilir. Onlar da merak ediyor. İlk önce biz Nur talebeleri, bunun aslı nedir? Çünkü şehir efsanelerinle biz istemiyoruz. Onlar geçti. O dönemler geçti. Ya bir sürü tefsirlere de girmiş. Ustad da diyor maalesef. Maalesef girmiş yani İsrail'e. Ha, Gazali çok sert. Onlara ve merak eden Müslümanlara haseten hakkı arayan Hristiyanların hakiki ruhanileri, Yahudi dindar hakiki ruhanileri muhatabımızdır. Onlar bu tabutu sekineyi ve peygamberlerin bu asırdaki yansımaları, yani Kur'an'da kısa olarak, hikaye olarak ve hadiste nakledilenlerin bu asırdaki hakikatleri, mahiyetleri nedir diye merak ettiklerini yakinen biliyoruz. Onlara bu hakikati doğru olarak göstermek ve Risale-i Nur'a muhatap etmek vazifemizdir. Onun için bu dersleri emniyete aldım ve oysa enfusi dersti. Bak, haftaya da Allah nasip ederse dediğimiz gibi bu peygamberlerin derslerimiz hazır. Size de gönderdim. Bir programında var. Nedir o? Peygamberlerin bu asırdaki yansımaları. İnşallah onu da şey yapacağız. İki tane peygamberi anlattık. Yunus Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ı anlattık. İnşallah Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Musa ve Süleyman'da biraz duracağız çünkü fazla durmuş. Bu asırda bir saati geçirmemek şeklinde inşallah karşılıkları nedir? Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin ve kusurlarımız varsa niyetimize göre muamele eylesin. Tevfikini refik eylesin. Dertlerimize derman. Hastalarımıza şifa.
borç dularımıza eda. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hasreten ya Rabbi. Şu anda aklen vehim, kalben vesveseyle muzdarip olan Müslümanları, hasreten nur talebeleri, amin diyenleri ya Rab. Aklen vehim ile, vehimle akıl, vesveseyle kalbi muzdarip olanları ya Rabbi. Allah'ın hatırına şifa ver ya Rabbi. Onlara Risale-i Nur'u tanıttır ya Rabbi. Allah'ım onlara Risale-i Nur'u nasip eyle. Risale-i Nur'un dersleriyle tedavi etmeleri nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, eğer Risale-i Nur hikmetin iktiza etmiyorsa, Risale-i Nur ulaşamamış, şey yapamamışsa, ya Rabbi senin hazinen çok büyük, sonsuz. İstediklerimiz ise senin için hiçbir şey yok, zorluğu yok. Bizim için çok önemli. Ya Rabbi, Rabbin hürmetine, Allah'ın hatırına, Müslümanlara, nur talebelerine ve bize nasip eyle. Risale-i Nur'la o zihnimizi, aklımızı, vehim, akıldaki vehimlerimizi, kalbimizdeki vesveseleri Risale-i Nur hakikatiyle temizle. Onları yübedülullah seyyatım hasene sırrına mazar edip, o sıkıntıları malzeme yapıp, kendi yükseldiği gibi Müslüman kardeşlerine de ben de böyleydim, böyleydi ama bu çare budur diye hizmet ettirmeyi, onlara da el atmayı o kardeşlerime de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Diyeceğiniz bir şey yoksa oturumu kapatacağım. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun abi. Hayırlı geceler. Amin. Amin. Selamun aleyküm.